Efendim merhaba. Bu akşam şans nedir? Bunu konuşmak istiyorum. Çünkü bugünlerde şansa çok ihtiyacımız var. Yani koronavirüs aşılaması da devam ediyor. Aslında güzel bir şey. Piyasalar açılıyor Temmuz ayı itibariyle. Yani şimdiye kadar bayağı esnaf sıkıntı çekti. İnşallah bundan sonra şans daha iyi gider. Ama Delta diye başka bir virüs çıktı, yani Hindistan versiyonu. Bu versiyonda işlerin ne olacağı tam belli değil. Birçok spekülasyon var. Aşı etkiliyor veya etkilemiyor. Aşıya karşı etkili, etkili değil falan. Bu gibi şeyler var. Tekrar piyasalar kapanır mı, kapanmaz mı? İşte turizm sezonu geldi. Geçen sene tam verimli geçmedi. Yarı yarıya. Bu sene de hemen hemen, yani Haziran ayı bitmiş, Temmuz ayı da itibariyle başlayacak ama iyi olup olmayacağını bilemiyoruz, ama yine de beklentisi var insanların. İşte Rusya'dan turist bekleniyor, fakat Rusya'da da işler tersine gidiyor. Koronavirüs orada hızlandı. Onun için oradan gelen turistlerin buraya bulaştırma ihtimali var. En azından turizm bölgelerinde onlarla iç içe olacak olan çalışanlara bulaştırır. Onlar da gider memleketlerine bulaştırır. Yani döner dolaşır yine. Sonbahardan itibaren bir dalga daha yapabilir. İşte burada bu gibi konularda şansa ihtiyacımız var. Efendim, dövizle ilgili konular, işte Merkez Bankası ne karar alacak? Faizler düşürülecek mi, düşürülmeyecek mi, yoksa devam edecek mi? Arttırma pek gündemde değil, faiz oranlarını, ama düşürme olabilir. Ben bunu daha önceki videolarımda, eğer faizler düşürülecekse buradaki oran çok önemli. Yani öyle sembolik bir düşmeyle belki başlayabilir, ama 1-2 ay içerisinde, yani bu yaz aylarında eğer düşürülürse bunun bu sonbaharda veya önümüzdeki ilkbaharda erken seçime işaret edebileceğini söylemiştim ki böyle bir şey olabilir. Faizler düşerse dolar Türk lirası karşısında güçlenir. Türk lirası değer kaybedir deniliyor. Bu da mümkündür. O zaman dolar fırlar. Yani tamam, piyasayı açmak gerekiyor. Krediler bollaşsın, faizler düşsün, ama yani bu sefer de dolar fırlayabilir. Yani dolar fırlarsa bilemiyorum. Şimdi Amerika Merkez Bankası'nın tutumu da önemli. Burada da eğer onlar da faizleri yükseltme kararı alıp alamayacaklarını konuşuyorlar. Önce işte piyasadan aldığı Merkez Bankası'nın kağıtlarla ilgili, o kağıtlara karşılıkta para veriyor. Önce onu kesebilir deniliyor. Yani para arzını kısabilir. Geri çevirmeyi, yani parayı geri çağırmayı, doları geri çağırmayı ise kış aylarına doğru yapabilir. Eğer bunun imasını verirse bu toplantıda Amerikan Merkez Bankası, o zaman da yine biz de faiz düşürüyoruz. Oradan dolar Türk lirası yükselecek deniliyor. Amerikan Merkez Bankası da böyle bir sinyal verirse dolar iyice yükselir. Bu sefer piyasa birçok kişi sarsıntıya girebilir. Yani bütün bunlarla ilgili şansa ihtiyacımız var. Şimdi şans nedir? Şans aslında, yani bana mesela senede bir kere geliyor, sana 10 kere geliyor. Senin daha çok şansın var. Neden? Bir kere yapıyorsun, başaramıyorsun. İkinci, bana şans gelmiyor bir daha. Fırsat gelmiyor yani. Fırsat da fazlalık demektir. Yani burada insanda bir başarıya yatkınlık oluşturuyor. İşte bu başarıya yatkınlık nedir, ne değildir? Yani bu İngiltere'de şurada burada çok araştırılıyor. Aslında bunun çok tarihi kökenleri de var. Mesela Masonik astrolojide şöyle bir şey var. Sekina tarihleri ve bunlara uygun olarak doğan kişiler araştırılmış. Çoğu da zaten, yani bu işte ne bileyim ben, üst akıl falan deniliyor. O üst akıl denilen kişilerin çoğunun hemen hemen bu tarihlere uygun doğum tarihleri var. Yani Sekin Hatta tarihlerini, peki Sekin Hatta neden oluyor? Neler oluyor? Sekin Hatta şu oluyor, yani üç tane Merkür, Venüs ve Sirius tek bir ışık gibi görünüyor. Yani arka arkaya diziliyor aynı hizada. Dünyadan gözlemlenmesi öyle oluyor. Yani diyelim ki kuzey yarımküreden.
Ve üçü arka arkaya dizilince çok kuvvetli bir ışık oluyor. İşte bunu Masonlar veya bazı İsrailoğulları, Hristiyanların bir kısmı, bazı tarikatlar buna önem veriyorlar. Hatta Masonik tarikatlar hep bu sekine göre ayarlanmış. Şimdi sekinata ne oluyor, ne olmuyor falan, bu Masonik astrolojiye göre çok meşhur bir şey ve çok önem veriyorlar buna. Yani araştırınca şimdiye kadar pek bir şey bulunmuyor ama Robert Lomas ve Christopher Knight bir dizi kitaplar çıkarttılar. Bu kitaplarda bilim adamı grubuyla birlikte, bilim adamları grubuyla birlikte bu konuyu araştırıyorlar. Ve bunun dünyanın atmosferinin iyonosfer tabakasındaki değişimlerle ilgisi olduğunu iddia ediyorlar. Daha doğrusu bilimsel bir araştırma yapmışlar. Tabii zaten bu bilimsel bir konu. Yani her gün güneş ışıkları iyonosfer tabakasına çarpınca oradaki işte azot, oksijen ne varsa onları iyonlaştırıyor. Sabahtan iyonlaşma başlıyor. İyonlaşma şu: çekirdekler ayrılıyor, elektronlar ayrı hareket ediyor. Ve bu öğleye doğru en yüksek seviyeye geliyor. Her gün oluyor bu olay. Öğleden sonra da giderek azalıyor. Yani tekrar atomlar elektronlarıyla birleşiyorlar. Gece atomlar normal halinde. Ama sabah yine kozmik ışınlar, güneşten gelen ışınlar bunları dağıtıyor. Şimdi bunlar normal, böyle her gün oluyor bu olay. Ama burada olan şey şu: ekvatoral bölgede 30 derece kuzey ve 30 derece güney, bu aradaki tam dünyanın ortası diyelim, o sınırda çekirdekler birleştiği için burada D katmanı denilen bir katman oluşturuyor. Yani üstteki elektronların altı gönderdiği bir sinyal varsa dünyanın üzerine, onu engelliyor. Ama 30 derece kuzey ve güneyden sonra engelleme olmadığı için bu elektronların hareketleri dünya üzerine etki edebiliyor. Elektronlar zaten yani elektromanyetik kuvvet. Elektromanyetik bir veri gönderiyor dünya üzerine. Şimdi bu veri normal günlerde pek etkili olmuyor. Öyle görünüyor. Ama Merkür ve Venüs bir araya geldiğinde oluyor. Büyük Sekina o daha uzun yıllarda, 40 yılda bir veya 440 yılda bir de en büyüğü oluyor. Ama 8 yılda bir Küçük Sekina oluyor. Küçük Sekina da fazla etkili olmuyor ama Büyük Sekinalarda çok etkili oluyor. Yani 40 yılda bir olan veya 440 yılda bir olan zaten çok etkili. Öyle söyleniyor daha doğrusu. Şimdi burada bu üç tane gök cisminin bir araya gelmesi, yani dünyadan izlenebilir şekilde aynı hizada görünmeleri şöyle bir etki yaptığı söyleniyor. Elektronları serbest hareket eden elektronları bir araya toplayıp topluca hareket etmesine sebep olduğu söyleniyor ki bu da çok güçlü bir etki oluşturuyor. İşte bu tarihte, yani o gün efendim diyelim doğum yapacak birisi varsa, orada o doğumlarda 30 derece kuzey ve güney enleminin dışında kalan bölgelerde, onun içinde kalan bölgelerde D katmanı var, etkili olmuyor. Onun dışındaki bölgelerde, yani 30 derece enlemlerin dışındaki bölgelerde olan doğumlarda çocukların beyin yapısını, daha doğar doğmaz beyin yapısını etkilediği iddia ediliyor. Christopher Knight ve Robert Lomas. Yani 7-8 tane kitabı var. Birçok kitabında bu konudan bahsediyor. Yapılan bilimsel araştırmalardan bahsediyor. Bu bahsettiğim kişiler üst düzey Mason olduklarını söylüyorlar. Kendileri zaten söylüyorlar. Tabii o Masonlarla birlikte o araştırmaya katılan, orada birkaç tane profesör ismi var. Onlar da Mason olma ihtimali çok yüksek. Onların Mason olup olmadığından bahsedilmiyor ama yani Mason olma ihtimali yüksek. Şimdi burada bu yapılan araştırmada işte dediğim gibi yukarıdaki elektronların aynı şekilde toplu halde hareket etmeleri aşağıya elektromanyetik dalga, güçlü dalga gönderiyor ve o elektromanyetik dalgalar aşağıda doğumları etkiliyor. Ve bu doğumlarda beyin yapılarında bazı duyarlılıklar oluştuğu söyleniyor doğan çocukların. Ve bunların da
başarıya yatkın bireyler olarak daha sonra hayatlarına devam ettikleri anlatılıyor. Şimdi böyle bir şey, yani bilimsel olduğu için araştırma, bu şu demektir. Bazı insanlar, bazı zamanlarda doğan insanlar çok şanslı demektir. Yani ona fırsat gelse, o fırsatı kaçırsa bile ikincisi geliyor, üçüncüsü geliyor. Veya tek bir fırsatta gelse onu değerlendirebilmesini biliyor. Çok fırsat geldiği zaman da bunların içinden birini, ikisini kaçırsa, yani 10 tane fırsat gelse mesela bir ayda veya bir senede, o onlardan ikisini, üçünü kaçırsa demek ki 7-8 tanesini değerlendirecek demektir ki o da ona çok büyük merhale kazandırır. Şimdi diğer zamanlarda doğan insanlarda olmuyor mu? Oluyordur ama o insanın beyin yapısı o konuya hassas olmadığı için, yani fırsatı gördüğü zaman tanıyamadığı için şanslı olmuyor. Aslında şans şu demektir. Her an bir şeyler oluyor etrafımızda. Kötü bir şey de olabilir. Yani bizim bize uygun olmayan bir sonuç ortaya çıkmış olabilir. Ama bu şanslı insanlar ona bakıp oradaki o kötü yanı değil, onun içinde fırsat varsa onu görüyorlar. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet, ben bu esma çalışmalarında onu öneriyorum bazen Ebced değeri uygun olan kişilere. İnnemeyat üsrü yusra, İnşirah suresinde geçiyor. 5 veya 6'da geçiyordur. Şimdi tam ayet numarasını hatırlamıyorum ama innemeyat üsrü yusra. Mutlaka her zorlukla bir de kolaylık vardır. Yani bu şu demektir. Zorluk gelince endişe etme. İçinde kolaylık var, fırsat var. Onu görebilirsen, değerlendirirsen başkalarından çok öne geçersin. İşte bu şanslı insanlar demek ki bunu yapıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'le de bir nevi desteklenen bir şey bu. Bir de bunun tam tersi var. Zorluk gelince de endişe etme. Kolaylık gelince de sevinme, gafil avlanma. Rehavetle yaklaşma. Yani en sevinçli, en kolay, başarılı olduğun anlarda hani zil takıp oynuyor derler ya, işte onun gibi oynama. Yani ne yapacaksın? Orada da tedbirli davranacaksın. Esas hatayı orada yapıyor insanoğlu. Orada yapılan hata hemen çıkmaz ortaya, bir müddet sonra ortaya çıkar ama bu nereden çıktı? Ben hiç hata yapmadım ki dedirtir ama en sevinçli anında kişi hata yapmış olabilir. Ve bu hata öyle bir şeydir ki büyük külliyetli bir işte yapılsa, bir söz verdin, bir kağıt imzaladın, bir senet imzaladın, çek imzaladın veya bir sözleşme yaptın. İşte orada seni terse çevirebilir, sonra büyük zorluğa sokabilir. Yani sözü toparlayalım. Şanslı insanlar özellikle zorlu anlarda gelen fırsatları görebiliyorlar. Normal anlarda gelenleri de görebiliyorlar. Şanssız dediğimiz insanlar da bunları fark edemiyor. Aynı şey onlar için de, diğerleri için de geçerli olduğu halde şanssız olanlar bunu fark edemiyorlar. Fark edemeyince kaçırmış oluyorlar. Diğeri kaçırmıyor. Peki işte bunu ne başar, yani bunu gerçekleştiren şey nedir? O, bu insanın beyni. Beynindeki demek ki özel bir program açılmamış. Veya diğerlerinin, şanslı olanların açılmış. İşte Robert Lomas ve Christopher Knight da bu özel programın bu şekilde dünyanın ionosfer tabakasında olan bir etkileşimle ve bunun bazı özel günlerde, özel hallerde oluştuğu şekliyle ilgili bir açıklama yapıyorlar. Yani benim ilgimi çekti. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü bu Masonik astroloji denilen şey çok eski bir uygulama, çok kadim bir uygulama ve buna dikkat eden gruplar da var. İsrailoğulların içerisindeki bir özel grup. Özellikle Masonlar ve hatta bugün işte üst akıl diyebileceğimiz dünyayı yönetme iddiasında olan ve değişik değişik insanoğlu aleyhine planlar, programlar yapan gruplar. Bunlar böyle şeytani planları bu şekilde yapabiliyorlar. Ama işte bu şeytani plan yaparken de yani öyle bir şey yapmak lazım ki şeytani plan basit de olmaması gerekiyor. Yani onlar da yapıyorlar. Gerçi göz göre göre de yapıyorlar. Ama işte o gücü eline geçirinceye kadar da demek ki yani gücü de elden bırakmıyorlar. Öyle bir plan yapıyorlar ki hem diğer insanlara zarar verici olsun hem de kendilerine aynı zamanda kazandırsın. Yani bir taşla iki kuş. İşte çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak diyorlar ya, işte böyle bir şey. Yani bu tarz şanslı insanlar
çayın taşıyla çayın kuşunu vurmaya çalışıyorlar ve vuruyorlar. Başarılı da oluyorlar gibi görünüyor ama benim dini kitabımızdan anladığım sona doğru, yani bir müddet başarılı olacaklar. Sona doğru onların yaptıkları bu şeytani planlarda anlaşılacak ve iş tersine dönecek. Ama şanslı insan yani olumsuz plan da yapmayabilir. Yani başkasına zarar verici olmayan planlama yapabilir. Hatta hem kendisi hem karşı tarafın kazanacağı bir planlama yapabilir. Ama işte bunlar bu şekilde zararlı planlar yapıyorlar. İnşallah Allah şanslı olan insanlardan eylesin. Şanslı olmak aslında illaki dünya kazancı değil. Tabi dünyada da kazanmamız gerekiyor ama ahirette de birlikte, yani hem dünyayı hem ahireti kazanırsa insanoğlu o zaman daha çok şanslı olur. Tabi ahiretin kazanılıp kazanmayacağı buradan belli oluyor ama buradan anlaşılamıyor. Onun için ahirette de bir şeyler kazanabilmek için, dünyada da insanlara zarar vermeden bir şeyler kazanabilmek için inşallah gayret edersek gerçek şans budur diye düşünüyorum. Ahiretin kazanılmasında da belki bu beyin programının etkisi olabilir. Yani niye kötüye çalıştırılsın ki? İyiye çalıştırılır. Ve ahirete dönük bir şeyler de yapılır. O zaman da başarılı olunur hem dünyada hem ahirette. Ahirete dönük bir şeyler yapabilmek için Allah'ın gönderdiği kitabın prensiplerini iyi bilmemiz lazım. Yani şunu yapın, bunu yapmayın dediği şeyler var. Yani çok basit aslında. Onlara uyarsak dünya kazancına bunlar engel değil. Ama dünya kazancıyla birlikte ahirete de kazandırdığı için inşallah hem şanslı olalım hem de gerçekten şanslı olan insanlardan olalım. Yani dünya ve ahiret kazancına ulaşabilme şansına sahip olan insanlardan olalım diyorum. Herkese selam gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.